Gün ortasına hoş geldiniz değerli izleyenler. Bir saatlik yayın kuşağımızda biraz öncelikli olarak ihracatçılarımızın mevcut şartlarına, durumuna bakacağız. Özellikle deprem bölgesinin de mevcut şartların durumu konuşmayı ihmal etmeyeceğiz. Çünkü Türkiye'de toplam ihracattaki %11'lik bir paya sahip bir bölgenin yaşadığı bir büyük afetten söz ediyoruz. İSO Meclis Üyesi Sayın İsmail Gülle bizim konuğumuz olacak. İsmail Gülle'yi ağırladıktan sonra da biraz şu konut piyasasına bakacağız. TÜİK'ten gelen rakamlar da var. Özellikle konut satışları Şubat ayı itibariyle depremin de etkisiyle düştü ama ciddi anlamda bir düşüş trendi devam ediyordu zaten. Malum konut fiyatları el yakıyor. İster satın alın, ister kiralayın. Gerçekten de iş sürdürülemeyecek bir boyuta doğru gitti. Arz yönlü sıkıntılar devam ediyor. Ama bir yandan da çok özür diliyorum. Depremden etkilenen bölgelere yönelik Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın başlattığı projeler var. Burada konut üretecek firmalardan bir tanesi Ege Yapı ve Yönetim Kurulu Başkanı İnanç Kabadayı ile deprem bölgelerine dönük konut projesinde işlerin nasıl gittiğini de soracağız. Malum artçılar devam ettiği sürece burada bir inşaat başlamasında sakıncalı olduğu da söyleniyor. Dolayısıyla İnanç Bey'e biraz Ege Yapı olarak özellikle üretime dair tarihlemeyi nasıl yaptıklarını, çalışmaların nasıl gittiğini de soracağız. Genel anlamda konut piyasasına dair de kendisinin rehberliğine başvuracağız. İSO Meclis Üyesi İsmail Gülle'ye hemen dönelim. Sayın Gülle hoş geldiniz bir kez daha gün ortasına. Başkanım. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum abi. Sağ olun. Çok teşekkür ediyorum. Tatsız bir dönemin içinden geçiyoruz. Öncelikli olarak yaşadığımız deprem, hemen ardından dün yaşadığımız yine Güneydoğu kentlerimizdeki bu sel felaketi gerçekten son derece üzdü bizi. Durum şartlar bu şekilde. Maalesef bir felaketler peş peşe geliyormuş geldiği zaman. Biraz konuşalım istiyoruz. Özellikle deprem bölgesinde depremden zarar gören, mağdur olan yurttaşlarımız var, şirketler var. Bir yandan yardımlar devam ediyor. Bir yandan yaraları sarmanın hiç kolay olmadığı bir afetle karşı karşıyayız. Biraz bölgeye dair, tabii ki sanayi odası olarak sizin de yaptığınız destekler var. Hala da o desteklerin devam ettiğini biliyoruz ama neler söylersiniz İsmail Gülle? Bir an önce de bu bölgeyi de ayağa kaldırmak gerekiyor. Evet, hanım, durumu gayet net bir şekilde ortaya koydunuz gerçekten. Hiç böyle bir felakete şahit olmadık. Yani deprem bölgesiyiz, deprem ülkesiyiz. Arka arkaya Van'da, Elazığ'da, İzmir'de depremler oldu ama tek şehirde olduğu için yaralar çabuk sarıldı ve olaylar çok çabuk üzerine gidildi. Aslında deneyimimiz de var ama böylesi bir felaketi yaşamak gerçekten çok ağır bir yük. Bu söylediğiniz gibi 11 ilimizin de yaşanan bu deprem çok ciddi can kayıplarına, yaralılara, mal kayıplarına yani her şeyiyle bizi etkileyecek bir boyuta, bir boyutlu bir felaket yaşıyoruz. Tabii bunlar ila nihayet sürecek şeyler değil. Yani burada bu ülkenin bir ferdi olarak çok gerçekten duygulandım ve gerçekten çok da gurur duydum. İnsanımızın felaket karşısında almış olduğu reaksiyon çok anlamlı ve çok önemliydi. Bu çerçevede gerek iş dünyası, gerek vatandaşlarımız, herkes elinden gelen ne varsa olabilecek bütün şartlarıyla depremzedelerin yanında olmaya çalıştık. İlk gecesinden şu ana kadar hep bu konuda elimizden ne geliyorsa her şeyi yapmaya çalıştık ve yapmaya da devam edeceğiz. Ölenleri geri getiremeyiz. Allah rahmet etsin. Ama neticede hem yaralıları hem etkilenen yani yüz binlerce aileyi bunların sorunlarını çözmek için milletçe seferber olacağız. Devletimiz işin başındaydı. Yaraları sarmaya devam ediyorlar. İnşallah burada bunlar bir şekilde tedavi edilecek ama bir yerden de bakıyoruz ki hayatta devam ediyor. Hayatın evet. Devamlılığı içerisinde üretim bizim için çok önemli. Ülkemiz için çok önemli. İhracat çok önemli. Yani bütün bunların hepsini saracak ekonomik gücü sağlayacak olan üretim. Öyleyse bizim üretimimizi kaybetmememiz gerekiyor. Üretimdeki moralimizi bozmamamız gerekiyor. Bu çerçevede iş dünyası olarak elimizden geldiği kadar her şeyle bunu sürmeye devam ettiriyoruz. Burada tabii çok kolay bir süreç de değil. 10 tane il hepsinde ayrı ayrı hasarlar var boyutlarıyla. Bazı illerimizde çok büyük. Burada sizin de söylediğiniz gibi
yaklaşık 20 milyar dolarlık bir ihracattan bahsediyoruz. Bunun ki sadece ihracatı bu. Belki burada yatırım olarak iç piyasasıyla birlikte belki 40-50 milyar dolarlık bir cirodan bahsediyoruz bu fabrikalarımızın üretiminde. Doğal olarak bunların eksikliğini de hissediyoruz. İhracatta da hissediyoruz, iç piyasada. Bunların hepsi zamanla çözülecek. Mühim olan bu süreç yönetimini iyi sürdürmek ve iyi götürmek. Sayın Bilge, tabii ihracatçıların başkanı olarak yıllardır Türkiye'nin her yerinde olduğu gibi Güneydoğu Anadolu bölgesiyle de çok ciddi temaslarınız oldu, yakın temaslarınız oldu. Neler söylüyorlar? Bölgeden gelen talepler neler? Böyle bir sizin aracılığınızla bir kez daha duyurmuş olalım. Vallahi tabii Allah kimseye yaşatmasın, ülkemize böyle bir felaket daha göstermesin. Gerçekten zor bir psikoloji. Herkesin etkilenmesi de daha farklı ölçüde tabii. İş dünyası olarak ilk önce bu depremin sıcaklığı geçtikten sonraki süreçte bir hafta 10 gün sonra herkes bir yandan da fabrikalarını kontrol etmeye başladılar. Tabii burada az etkilenen var, çok etkilenen var. Devam edebilecekler var biraz tedaviyle. Bu 6 ay 1 sene sürecek. Bazıları tamamen yıkılmış ve etkilenmiş vaziyette. Onu kısa zaman içerisinde tabii rehabilite etmek de zor. Buradaki psikolojik bir an evvel herkesin tabii burada en önemli belki sorunlardan bir tanesi bölge çalışanlarının hepsinin demeyelim ama büyük çoğunluğunun başka illere geçmiş olması. Evet. İş gücü açısından biraz daha burada sorun yaşanıyor olması, başka bölgelere gitmesi. Belki o başka bölgelerde geçici olarak kalan istihdamın belki geri dönmeme ihtimali de var. Onu da iyi yönetmek gerekiyor istihdam açısından, bu bölge dengeleri açısından. İstanbul tabii bunlarda en çok göçün aldığı bölgelerden bir tanesi. Herkesin burada mutlaka bir yakını, akrabası var. Ama bir yandan da iş dünyası da hem gerek buradan TOB'un gerek TİM'in diğer sanayi odalarının hepsi bu konuda öncelikle barınma ihtiyaçlarını gidermek adına çok önemli bir sınav verdiğini de ifade etmem gerekiyor. Burada bütün kurumların hepsi büyük rakamlarda konteyner kentlerle bu yaraları sarmaya çalışıyorlar. İsmail Başkanım, bu OSB'lerin organize sanayi bölgelerinin yanına falan böyle ayrıca özel konut kurma, konteyner alanları kurma noktasında nasıl bir politika izleniyor? Hani belli merkezlerde yani toplandığını biliyoruz ama. Burada tabii hem AFAD'ın hem bölgede yetkililerin göstermiş olduğu yerlere yapılıyor. Burada önemli olan hem dediğiniz gibi istihdamı ve istihdamın içerisinde kalma. Burada kapalı alan olup güvenli olabilecek bütün bölgelerdeki insanlarımızın orada barınmasının sağlandığını görüyoruz. Buradaki OSB'leri ziyaret eden arkadaşlarımızla da oradaki hasar tespitlerinde dediğim gibi hasarı az olanlar burada hemen şey yaptılar. Üretime başladılar. Evet. Ama tabii tam üretim bazında değiller. Burada diğer taraftan işin sigorta boyutu, hasarın ödenmesi, tekrar bu yaraların sarılması açısından bu bir yıla sürecek bir süreç yönetimini yapmamız gerekiyor. Neticede dediğimiz gibi hepsi önemli. Bütün insanlarımızın İşinin olması orada önemli. İşe gitmeleri gerekiyor. Çadırda da olsa, konteynerde de olsa o orada üretim faaliyetlerini sürdürmesi gerekiyor. Yani içeride büyümenin açıklanan rakamındaki son çeyrekte iş piyasanın biraz daha canlı olduğunu görüyoruz. İhracat etkisinin diğer çeyreklerde daha büyük baz etkisi olmasına rağmen ihracatın son çeyrekte büyümeye katkısının daha sınırlı olduğunu, iç dinamiklerin, iç piyasanın, iç ticaretin daha yoğun olduğunu görüyoruz. Nedenleri neler bunun Sayın Güllü? Efendim?
Yani sanayi tarafında bir baskı var, depremin de etkisi var hiç şüphesiz. Ancak dediğiniz gibi 2023 ihracatçı açısından çok parlak başlamamış gibi görünüyor. Hani biraz nedenleri üzerinde konuşalım istiyorum. Tabii ki sürdürülen ekonomi politikasının da ciddi bir baskısı var, başta kur olmak üzere ihracatçı üzerinde ama özellikle siz durumu nasıl tespit edersiniz, beklentileriniz neler? Yani bu 2021 yılında çok ciddi pandemiden sonra bir ihracat büyümesi içerisine girdik ve her ay rekorlar açıkladık. 2022'de 250 milyar dolarlık bir ihracat hedefi vardı. İhracat hedefi geçirildi. Buraya gelirken yaşanan o dönemin lojistik sorunları nedeniyle ülkemiz çok önemli bir üretim ve ihracat merkezi konumuna geldi. Türkiye'den hiç ihracat yapmayan, Türkiye'den hiç ticaret yapmayan 25 milyar dolarlık bir ilave bir ihracat potansiyeli yakalamıştık. Yani bunun etkisi bizi çok büyük rakamlara götürdü. 2022'de de bunun sürdüğünü gördük ama gerek yaşanan enerjideki yaşanan sorunlar, diğer taraftan kurun kontrol altında baskılı tutulması nedeniyle biraz tabii ki rekabette sıkıntılar yaşadığını, sektörlerimizin fiyat tutturmakta zorlandığını görüyoruz. Bunu sadece bir sektör bazında, bir sektör özelinde değil ama genel olarak ihracatçıların benzer durumda, hemen hemen her sektörde benzer durumda şikayetler olduğunu görüyoruz. Tabii Uzak Doğu da pandemiden en çok etkilenen ülkeler arasındaydı. Enerji sürecinde orada ihracata daha yoğunlaşıldı ve siparişleri de buradan oraya verdiler. Türkiye'de tabii burada da önemli bir şeye de çok dikkat etmemiz gerekiyor. Bizim üretim kabiliyetimizin ve üretimimizin sürdüğünü, burada çok büyük bir etkilenme olmadığını, 9'luk bir bölgeyle ihracatımızda, %9'luk bölge bütün ihracatımızı etkileyecek tarzda olmadığını da iyi yönetmemiz gerekiyor ki siparişlerin devamlılığı ve üretimin devamlılığı bazında bir sorun yaşamayalım. Bu çok önemli bir şey. Hı hı. Çünkü bakıyoruz ki turizmde bir takım etkilenmeler olduğunu görüyoruz. Bu her söylenen sözün, her yapılan icraatın, ağızdan çıkacak her şeyi çok dikkatli kullanmak ve çok dikkatli yönetmek durumundayız. Dediğim gibi devletimiz bütün bu yaraları saracak. Bütün bunların hepsi, bütün vatandaşlarımızın her türlü ihtiyacı görülecek, barınmadan iş ve diğer ihtiyaçlarına kadar. Bunu bir tek bizim için en önemli kriterimiz üretmek ve ihraç etmek. Bunu çok iyi korumamız ve bunu çok iyi kollamamız gerekiyor ki biz bütün bu işlerin altından kalkabilelim. 100. yıl çok büyük hedefler, çok büyük heyecanlarla başladık. İhracat açısından da gerek Ocak'ta ve gerek Şubat'ta ki durum tabii beklentilerin altında olduğunu görüyoruz. Mart'ta da benzer durumda olabilir. Ama inşallah ve Nisan'dan ve Mayıs aylarında ihracatın genel olarak hareketli olduğu dönemlerdir. Bu dönemlerdeki ihracatımızın başarıyla yönetilmesi gerekiyor. Enerjiyle ilgili son 2-3 aydır alınan indirim kararlarını son derece anlamlı ve önemli buluyorum. Çünkü eğer kuru, piyasayı ve enflasyonu tutmak için bir yerde tutuyorsanız sizin buradaki enerji maliyetleriyle üretim maliyetlerine destek vermeniz gerekiyor. Evet. O yüzden bunun Mart ayından da yapıldı. Nisan ayında ve Mayıs ayında da devam etmesi gerekiyor ki bizim üretim kabiliyetimizi, rekabetçiliğimizi koruyarak işi devam ettirelim. Çünkü bu koşullar bize ekstra bir fiyat sağlamıyor rekabette. Ama en azından bunu iyi sağlamamız ve bunu iyi yönetmemiz gerektiği kanaatindeyim. İhracattaki bu 2 aylık sıkıntılı tablonun ana nedenlerini sordum. Birisi konjonktürdeki değişim ahu dediniz. Burada artık hani Türkiye lehine dönen rüzgarlar vardı. Bunlar artık o kadar eskisi kadar esmiyor Türkiye lehinde dediniz. Ve en başta gelen sorunlardan bir tanesinde baskı konusunda ihracatçı üzerindeki en önemli baskı oluşturan unsurun kur olduğunu söylediniz. Hani şu kurun özellikle Türk mallarının rekabetçiliğine etkisini biraz daha açmanızı istiyorum İsmail Gül'le. Hani ne yaşıyorsunuz, hangi sıkıntıyı yaşıyorsunuz? Belli pazar kayıplarından bahseden konuklarım da oluyor özellikle
sizin de içinde bulunduğunuz tekstil sektöründe biraz daha işte Güneydoğu Asya'ya doğru kayabiliyormuş anladığımız kadarıyla. Yani orada neredeyiz? Orada hangi riske ulaştık? Beklentiniz ne özellikle yani, kur seviyesi açısından? Aha Hanım, tabii hala pandemi yaşadık geçtik ama hala pandeminin etkilerini devam ediyor. Oradan hala kurtulamadık. Dünya da kurtulamadı. Bir tek biz değil yani. Yani dünya çok uzun zamandır bu kadar yüksek enflasyonla, arka arkaya gelen faiz artışlarıyla, yani pek çok ülke hiç görmediği kararlarla bu süreci yönetmeye çalışıyor. Yani orada da, oradaki rakamlarda da gerek bizim ithal ettiğimiz ürünlere de yansıyacak derece o ülkelerde de artışlar var. Ve bu doğal olarak bir resesyon baskısı getirdi. Hı hı. Belki yani burada bir Türkiye'nin o gelen fazla ihracatın artık biraz daha başka pazara yöneldiğini söylediğimizde bir de bu resesyon etkisini de söylememiz gerekiyor. Diğer taraftan tabii kur öyle bir denge ki, bunu bir taraftan bir tarafa kaçırdığınız anda ya ihracatı uçuruyorsunuz ya da maliyet ya da baskısı ithalatı başlıyor. Doğru. Yani ha, tabii ithalat ki tarafı, evet. Burada önemli bir şeyde 2 aylık ihracatımız da beklediğimiz rakamlar olmazken ithalatta da beklentilerin ötesinde ciddi artışlar olduğunu görüyoruz. Doğal olarak burada da cari açık baskısını yönetiyor. Yani bizim kurun piyasa dengeleri açısından enflasyonla yedirilmesi ve maliyetleri de kapsaması gerekiyor ki rekabetçiliği kaybetmeyelim. Yani yıllarca bunu söyledik, söylemeye de devam ediyoruz. Biz şu kur olsun diyecek durumda değiliz. Bizim buradaki söyleyeceğimiz yani tek olması şey, gereken belli gibi söylediniz. Enflasyonu kapatsın, evet. Rekabette sağlasın, fiyatlarımızı tuttursun bazında. Evet, yani enflasyonu göz önüne aldığımızda zaten kurun gitmesi gereken yer aşağı yukarı belli. Ben öyle anlıyorum ifadenizi. Biraz dünyadaki gelişmelere de bakalım. Avrupa Birliği ve Amerika'ya bir dönelim bakalım. Burada da özellikle şu malum enteresan banka iflasları acaba bir domino etkisi yaratır mı? Endişesi var. Hani Credit Suisse gibi bir dev banka batıyor. Avrupa Birliği özellikle kıymetli. Türkiye'nin ana ihracat pazarı ama Amerika hepimiz için çok kıymetli. Çünkü hani Amerika'da hani bir rüzgar estiği zaman bizde başka şeylere yol açabiliyor. Hani işin bankacılık tarafında Türkiye her ne kadar özgüvenli olsa bile İsmail Gül'le malum bizim bir BDDK yaşadığımız bir kriz sonrası bir toparlanmış bir finansal sektörümüz var. Güven duyuyoruz o sektöre. Yine de gelişmeleri nasıl değerlendiriyorsunuz? Türkiye'ye etkisinin ne olmasını bekliyorsunuz? Biraz bunun üzerinden devam edelim. Biraz da ihracatçının tabii ki zaten finansmana ulaşma noktasında çok ciddi bir sıkıntısı var son zamanlarda. Hani tüm bunların etkisi ne olur? Türk sanayine, üretim gücüne, kabiliyetine biraz arka plana artık dünyadaki bu son sıcak gelişmeleri de alarak bir yorum alayım sizden. Yani tabii biraz önceki sözümüz gene geçerli, hala etkisi devam ediyor. Tabii ki Amerika'da bu tür olaylar olduğu zaman sadece Amerika'yı değil, bütün dünyayı etkileyen sorunlar çıkartıyor, sonuçlar çıkartıyor. Ve bu arada biraz daha sıkıntısı olan Credit Suisse gibi dediğiniz gibi bankalarda tekrar fokuslamaya, finans sektörünün tekrar göz önüne gelmesine ve dünyadaki etkilerini konuşmaya başlıyoruz. Tabii ülkemiz açısından bu faizin arka arkaya artırılması özellikle yabancı finansman kullanmada, bankalarımızın yabancı kaynak bulmada maliyetlerinin çok artmasına ve bulmasında sıkıntılara sebep oldu. Tabii çok yüksek iki rakamlı faizler döviz bazında bunlar konuşuluyor. Böyle bir maliyetleme de tabii çok ciddi bir yük özellikle. Ama yani Merkez Bankası yerel para açısından piyasayı fonlamaya devam ediyor. Yani burada da gösterge faizlerinden bankalara ve bankalardan da sanayiciye, ihracatçıya ulaşan kredilerde işin açıkçası tabii geçmiş dönemdeki gibi çok rahat bir şekilde bazda ki bana göre belki de olmaması gereken şey bu kadar çok fazla likiditenin verilmesi de belki bazı sorunlar yaratmıştı. Bugün de biraz da dediğiniz gibi kredi sorunu, finansman sorunu hemen hemen herkesin yaşadığı bir
durum olarak önümüzde duruyor. Çünkü doğal olarak ihtiyacımızın çok daha fazlasına, yani geçen sene diyelim ki evvelki sene 10 milyon liralık bir nakit kredi desteği iş görüyordu ama bugün 20 yetmiyor. Daha fazlası gerekiyor. O açıdan ihtiyaçlar ve şeyler daha fazlasını istetiyor. Bunu da Merkez Bankası'nın da bu konuda elinden geleni yapmaya çalıştığını da biliyoruz. Oraya da çok fazla haksızlık etmek de istemiyorum. Ama netice itibariyle uygulanan politikaların da bir takım bedelleri oluyor, bir takım sorunları oluyor. Bunları da bizler de yönetmeye çalışıyoruz. İhracatı koruyorsak, işin merkezine ihracatı yerleştiriyorsak ve biz ihracat odaklı bir büyüme yapıyorsak, o zaman bize düşen ihracatı her şekilde fonlamak, ihracatçının finansman konusunda sıkıntı yaşamamasını sağlamak. Hepimizin birinci amacı bu. Herkese sorsanız da bütün verdikleri cevaplar da bu çerçevede yaptıklarını söylüyor. Ama tabii ki bunların ne kadar birbirini kapattığı, birbirine ne kadar örtüştüğü, ihtiyacı ne kadar sağladı, arz talebi ne kadar bir yerde buluştu, bunlar tabii ki hep günün ve konjonktürün getirmiş olduğu konular. Çok hareketli bir gündeme girdik. Böyle evet. Enteresan işler oluyor dediğiniz gibi. Dünyada artık hem bir yandan Ukrayna-Rusya savaşı, geçen sene konuştuk, bu sene artık hiç konuşmuyoruz bile. Evet. Arkasında ne olacağını bilmiyoruz. Çin açısından bir takım dünyada önemli gelişmeler oluyor. Burada Çin devreye girerek diplomasiyle İran'la Rusya'nın arasını yapıyor. Bir yandan finansmanla ilgili, enflasyon baskısını görüyoruz. Arz talepteki daralmayı görüyoruz. Bütün bunlar hepsi üst üste koyduğumuzda gerçekten hem ticaret yapmanın, hem üretim yapmanın, hem de bütün bu uluslararası konjonktürü takip ederek bu işleri yapmanın zorluğunu da altını da çizmek lazım. Bütün bunları başararak gidiyorsak, bunları da yaptıysak, başardıysak bunları da sürdürülebilir etmemiz gerekiyor. Bakmamız gereken, konuşmamız gereken o kadar çok başlık var ki evet. Bir yandan da pandemiden sonra çok büyük bir tarım ihtiyacı çıktı. Doğal olarak belki bu deprem bölgesindeki oradaki ekilebilir alanlardaki tarımı etkilendirmemek gerekiyor. Çok kurak bir sezon yaşıyoruz. Bunların önümüzdeki dönemde tarım fiyatlarına etkisinin ne kadar olacağını, ne olacağını kestiremiyoruz. Orada da üretimi korumak, kollamak gerekiyor. Ekilebilir bütün alanları ektirmek gerekiyor. Su en büyük değerimiz. Suyu bu kadar hoyratça kullandırmamamız, kullandırıyorsak bunu bir değerle satmamız gerektiğini, bunların hepsi önemli başlıklar. Bunları yaparak sonuca gidebileceğimiz de hepimizin malumu. İsmail Gül'e çok teşekkür ediyorum kıymetli katkınız için. Görüşmek dileğiyle diyorum, sağlıkla. Ben teşekkür ediyorum, iyi yayınlar diliyorum Ahu Hanım, sağ olun. Evet, burada kısa bir reklam arasına gidelim değerli izleyenler. Reklamların hemen ardından Ege Yapı, İnanç Kabadayı bizlerle bir arada olacak. Biraz konut sektörünü konuşacağız. Biraz depremden sonra değişen konuta dair algıyı da konuşacağız. Tüketici üzerinde ciddi bir panik de olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla Şubat rakamlarına ciddi bir düşüş olarak yansımış durumda konut satışları. Tabii ki gerçekleşmedi böyle bir ortamda. %20'ye yakın bir düşme var. Ancak bundan sonra da bir hareketlenme olacağı bekleniyor. İnanç Kabadayı'ya soracağız. Hem sektöre dair son tabloyu tarif etmesini, anlatmasını isteyeceğiz. Bir yandan da kendilerinin özellikle işte Osmaniye tarafında depremden etkilenen bölgelerde üretecekleri konutlar var. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile yaptıkları sözleşme gereği. Orada işler nasıl gidiyor doğrusu çok merak ediyoruz. Görüşmek dileğiyle diyoruz.
Evet, Maraş merkezli yaşadığımız bu afetin konut piyasasına yansımaları var. Bir yandan satılık ve kiralık fiyatları zaten zirve yapmıştı malum biliyorsunuz. Bunun satışlara doğrudan bir etkisi var son dönemde. Tüketici çok alım motivasyonunda değil artık yani bu fiyatları gördüğü için. Bir yandan da tabii aslında ihtiyaç ve talep her geçen ay katlanarak artıyor. Buna rağmen satış rakamlarının %20'ye yakın düştüğünü gördük dün Türkiye İstatistik Kurumu'ndan yapılan açıklamada. Hani Türkiye genelindeki satışlarda 1/5'lik bir azalma var. Yine yabancılara konut satışı çok tartışılıyor, konuşuluyor malum biliyorsunuz. Özellikle stokların bu kadar düşük olduğu bir dönemde acaba yabancılara satmalı mı, satmamalı mı? Bu sorunun yanıtı da çok aranıyor. Zaten otomatik olarak yabancılara konut satışının da düştüğüne dair bir bilgi oradan geldi TÜİK'in yaptığı istatistiki açıklamadan. Bir yandan işte depremden kaçıyoruz, sel felaketine yakalanıyoruz. Baktığınız zaman hepsinin arkasında Türkiye'nin bu yanlış kentleşme ya da kentleşememe sorunu yatıyor. Dolayısıyla biraz inşaat sektörünü, piyasayı konuşacağız, konuşmayı sürdüreceğiz. Çünkü her ne kadar satışlar dursa bile çok ciddi bir değişim, dönüşüm sürecinden önce akıl olarak sonra uygulama olarak geçmemiz gerektiği anlaşıldı. İnanç Kabadayı Ege Yapı Yönetim Kurulu Başkanı olarak Türkiye'nin en büyük inşaat firmalarından ciddi bir mühendislik firması, aynı zamanda da deprem bölgesinde de yapacağınız konutlar var İnanç Bey. Onları soracağım, çok merak ediyoruz. Orada tabii ki merak ediyoruz son durum nedir, çalışmalar nasıl gidiyor. Fakat genel anlamda bir psikoloji var ortada tabii ki. Ciddi anlamda satışa yansımış durumda. Fiyatların da bir etkisi var hem kiralamada hem satışta. Şöyle bir baktığınız zaman depremin, yaşanan afetlerin talep tarafına yansımasına dair ne söylersiniz? İyi yayınlar diliyorum öncelikle. Teşekkürler. Memleketimize de geçmiş olsun. Sel felaketinden dolayı da aynı şekilde. Şimdi şöyle, nihayetinde demin de bahsettiğiniz gibi şehircilik en önemli yapılması gereken adımlardan birisi. Dünya genelinde malum pandemi büyük bir afetti. Akabinde iklim değişikliği hayatımızı çok negatif bir şekilde etkiliyor. Geçtiğimiz günlerde işte Urfa'da yaşanan sel felaketi de benzer sebeplerle aslında canlarımızın kaybolmasına maalesef oldu. Ve tabii ki depremde aynı şekilde acı bir şekilde Kahramanmaraş, Adıyaman dahil işte yaklaşık 10 tane ilimizi etkiledi ve binlerce insanımız vefat ettiler. Hani bunları düşündüğümüzde gerçekten bizim doğru şehircilik, doğru sağlıklı binalar, güvenli ve güçlü binalar, depreme dayanıklı binalar yapmamız lazım. 99 depreminden sonra bu farkındalık ciddi bir şekilde aslında oluşmuştu. Hı hı. Ki akabinde deprem kanunu çıktı biliyorsunuz. Tabii. Deprem kanunuyla beraber işte yapı denetim kanunu çıktı. İşte yönetmeliklerde yeni düzenlemeler yapıldı. Ve şunu gördük depremde, işte tabii ki eski yapıların, işte bilhassa 2000 öncesi yapılan 99 depremi ve yönetmelik değişmişlerin yapıların bir şekilde hasar gördüğünü, zemin etkenliği, yapılan bina etkenliği, denetim etkenliği birçok sebebi var. Hı hı. Bizlerin de sorumluluğu tabii bunları doğru bir şekilde yapmak, inşa etmek hem sektör olarak hem evet, kamu olarak hem de vatandaş olarak da bu bilinçli olmak. Bunun da tabii ki şu an yaklaşık 500 bin adet konuttan bahsediliyor biliyorsunuz depremde zarar gören. Bu da ciddi bir stok, ciddi bir yapı stoğu. Bunların da bir an önce inşası lazım, bir an önce ihyası lazım ki nihayetinde insanlarımız hızlı bir şekilde evlerine ihtiyaçları olan barınma ihtiyacı, en temel ihtiyaçlardan birisi ihtiyaçlarına ulaşması için. Ama tabii ki bunu da yaparken doğru şehircilik, doğru planlama, doğru hazırlıklarla ve doğru yapıyla yapmak lazım. Bu sebeple zaten çalışmalar gerçekleştiriyor. Önümüzdeki hı hı. dönemde de geçtiğimiz günlerde işte konut istatistikleri sizin de yayının başında bahsettiğiniz gibi açıklandı. Yani tabii ki aylık rakamlar sadece bir dönemi ifade eder ki hani o istatistikler üzerinde konuşmak gerekirse tabii Şubat ayı kısa bir aydı. Depremin şoku etkisinden dolayı zaten Türk milleti olarak hepimizin gözü, kulağı, elinden gelen tüm imkanlarımızı seferber ettik. Deprem bölgesinde bu depremden etkilenen vatandaşlarımıza yardımcı olmak için. Bundan dolayı aslında oradaki hareketler, yönelimler normal yönelimler. Ancak oradaki rakamlara bakmamak lazım manası söylüyorum. Daha doğrusu orada rakamlar şu an çok büyük, önemli bir şey ifade etmiyor. Ancak bizim önemli olan gerçeğimiz hem pandemiyle dünya genelinde olduğu gibi Türkiye'de de yeni konuta ihtiyaç yoktu. Bir taraftan depremin de yükü geldi. Bu sebepten dolayı bizlerin Türkiye ekonomisinde hızlı bir şekilde
nitelikli depreme güvenli konutları üretmek evet. zorunluluğumuz var. Yani keşke arsa olsa, arazi olsa, fazla fazla sermaye birikimi olsa da Türkiye'de kentlerimizi yeniden bambaşka bir akılla kurabilsek yani İnanç Kabadayı. Ama zaman istiyor, zaman alacak. Ama önceliğimiz dediğiniz gibi bu yarım milyonluk konut üretiminde. Özellikle depremden etkilenen şu 5 ilde. Siz de bakanlıkla sözleşme imzalayan firmalardan birisiniz. Yanılmıyorsam Malatya ve Osmaniye gibi gördüm ben Ege Yapı olarak size. Yanılıyorsam düzeltin. Biraz hazırlık sürecine dair bilgi verir misiniz? Hani nasıl bir görüşmeler sürüyor mu? Siz hangi aşamadasınız? Nasıl bir planlama yaptınız? Neyi hedefliyorsunuz orada? Ne kadarlık bir süreyi? Tabii bunu aslında iyi bir noktaya değindiniz. Teşekkür ediyorum. Bu önemli bir konu. Çünkü aslında biraz bu bilgide bir yanlış var. Açıkçası onu net açıklamam lazım. Buyurun, düzeltelim. Biz Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği çatısı altında yaklaşık 85 bin konutluk bölgenin dediğiniz yayının başında net bir şekilde altını çizili olarak ve hakikaten hani size %100 katılıyorum. Önemli bir şekilde şehircilik, altyapı, sosyal donatılar, mimari, güvenli depreme dayanıklı yapılar tarafında hiçbir bedel talep etmeden sadece planlaması ve mimari projelerinin yapılmasını bütün maliyetleri de şirketimiz tarafından karşılanarak bir gönüllülük esasıyla bir çalışma yapıyoruz. Anlıyorum. Ve sadece Osmaniye'de. İmalat tarafında var mısınız? İnanç İmalat mi? Tarafında hiçbir sözleşmemiz bugün itibariyle yok. Öyle bir şu an için öyle bir adımımız yok. Öyle bir görüşmemiz de bakanlıkla yok. Peki. Bunu hani net bir şekilde altını çizdim. Çünkü dediğiniz doğru. Bazı yayınlarda böyle bir yorumlar geçtiğini okuduk. Bunlarla ilgili Güyader'de bir basın açıklaması yaptı aslında. Hani bir de altına net şekilde çekilmek istiyorum. Ege Yapı olarak biz tamamen tüm maliyeti firmamız tarafından karşılanmak üzere Osmaniye'de 5000 konutluk alanın şehir planlama ve mimari projelerini hazırlıyoruz. Başka o konuyla orayla ilgili bir anlaşmamız şeyimiz şu an öyle bir şeyimiz yok. Yani yüklenici olma durumunuz yok şu an itibariyle. Hayır, ama yok. İlerleyen süreçte durum değişebilir diyorsunuz. Biz şu an işin projelendirme aşamasındayız. İhale olur, davet olur, ihale olur vesaire olur. Onlar farklı şu an için bugün için biz tamamen bu hizmeti de bilabeder. Tüm masrafı karşılanar şekilde yapıyoruz. Bunun hani memleketimize, milletimize, bölge insanımıza sorumluluğumuz gereği bu hazırlıkları yaptığımızı belirtmem lazım altını çizerek. Bu noktada Güyader'de bir basın açıklaması yaptı. Bizim gibi benzer meslektaş firmalarda benzer şekilde çalışmaları ve gönüllülük esasıyla 24 saat çalışarak yani yapıyorlar. Yani bütün ilan edilen firmalar aynı pozisyonda mı İnanç Kabadayı? Yani Güyader çatısı altındaki tüm firmalar maliyetleri kendileri karşılıyorlar, evet. Peki, tamam. O zaman birazcık hazırlık sürecini dinleyelim. Ne planlıyorsunuz bölgeyle ilgili? Tabii, biz... Sizin kendi uhdenize düşen bölgeler Malatya, Osmaniye doğru mu ifade ettim? Ne planlıyorsunuz acaba? Evet, ne? Sadece Osmaniye bölgesinde. Sadece Osmaniye, tamam. Bir alanı. Tamam, biraz atarlıyoruz. Hazırlığı dinleyelim sizden. Tabii ki. Biz şu an işte mimari ekiplerimiz, mühendislerimiz, jeoloji mühendislerimizle beraber yaklaşık 300 tane mühendisten oluşan bir şirketiz. Şehir plancımıza kadar. Onun dışında yine anlaşmalı olduğumuz dışarıdan uzman danışmanlarımız, uzman mimari ofisler, şehir planlama ofisleriyle beraber Osmaniye'de bizim gönüllülük esası, demin de bahsettiğim gibi 5000 adetlik konutluk alanın tüm şehircilik, yani yolları, parkları, sosyal donatı alanları, kültürel alanlarını planlayarak diğer taraftan da binaları, konutlarını ve konutlarla beraber ticaret vesaire gibi ihtiyacı olan diğer donatıları planlayarak bir çalışma yapıyoruz. Şu an için yaklaşık Mart ayının sonunda genel alan projeleri toparlanacak. Ondan sonra Nisan ayı içinde de genel projelendirmelerde belli bir noktaya gelmeyi planlıyoruz. Bunun dışında Güyader'de benzer şekilde diğer illerde benzer çalışmalar devam ettiriyor. Bunların çalışmaların tamamı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği çatısı altında yapılıyor. Ve bu çalışmalar belli dönemlerde Çevre Şehircilik Bakanlığı'na sunularak, yani onların da görüşlerine başvurularak aslında hani bu depremden etkilenen bölgelerimizin dediğiniz gibi sürdürülebilir, insan, doğa, teknoloji odaklı, teknolojiyi öne alarak yeni şehirler, güvenli şehirler, planlı şehirler halinde dönüşmesini sağlayan yapılar. Bizler markalı konut üreticileri olarak aslında gerçekleştirdiğimiz projelerde bunun gibi çalışmaları yoğun bir şekilde yapıyoruz. Tüm gerçekleştirdiğimiz projeler, hani süreçler, yani televizyonda tartışmaları vesaire uzmanları dinledik süreçler içinde. Ancak markalı konut üretici olarak bizler daha projenin ilk aşamasından itibaren zemin etüdü,
zeminle ilgili yapılması gereken adımlar, bunun dışında planlaması, projelendirmesi, projelerin onayı, projelerin üçüncü bir göz tarafından denetlenmesi, onaylanması, belediyeden ruhsat alınması, ruhsattan sonra üretim süreçleri üçüncü bir göz tarafından denetlenmesi ve ayrıca yapı denetim tarafından da bakanlığın atadığı yapı denetim tarafından denetlenmesiyle beraber tüm süreçleri, yani bilimsel, günümüzün teknolojik imkanlarıyla beraber tamamen gayrimenkul ve inşaat teknolojilerini kullanarak, yani planlamadan üretime kadar, üretimden teslime, teslimden teslim sonrasına kadar tüm süreçleri teknoloji yardımıyla ve demin de bahsettiğim gibi 300'e varan teknik kadromuzla beraber üretiyoruz ve geliştiriyoruz ve üretiyoruz aslında. Bu sebepten dolayı bizler de bu deprem bölgelerinde yıllardır biriktirmiş olduğumuz bu bilgi birikimimizi, know-how'ımızı paylaşarak güzel, yaşanabilir, doğayla uyumlu, sürdürülebilir şehirler üretmek için çalışmalar yapıyoruz. Bir zamanla da yarışıldığı için İnanç Kabadayı, onu da sorayım. Siz AVAM projenin Mart sonu biteceğini, Nisan gibi de aşağı yukarı artık işin projelendirme aşamasının finalize olacağını ifade ettiniz, yanlış anlamadıysam. Evet. Hani üretim sürecinde belli taahhütler var ya en birinci ağızlardan. Ne zamana çıkar deprem bölgesindeki konut imalatının, hani bitiş zamanını hangi dönem olarak düşünüyorsunuz? Bir de hani üretime şu artçılar bitmeden başlanmasın tartışmalarına dair bir katkınız da olacaktır mutlaka bir inşaat mühendisi olarak, ne söylüyorsunuz? Tabii şimdi şöyle, aslında bir taraftan biliyorsunuz, benim de basından takip ettiğim kadarıyla, biz hani EGEP olarak bir ihale almadık açıkçası ama basından takip ettiğim kadarıyla Toplu Konut İdaresi belli ihaleleri yaptı zaten. Kendi biliyorsunuz tip projeleri var. Kendi bakanlığın, Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın belirlemiş olduğu eskideki çalışmalar var. Bu dönemdeki çalışmalarla beraber rezerv alanlarda belli çalışmaları yaptılar. O noktada hazırlıkları yapıyorlar. Evet. Bizler de gerçekleştirdiğimiz bölgelerde benzer hazırlıkları, işte projeler toparlandıkça bakanlık ihaleye çıkacaktır. İlk ilgililer ihaleye katılarak yani en iyi teklifleri alacaktı ihaleyi. O tarafta benim, hani bizim bir tasarrufumuz yok açıkçası. Bu bakanlığın takdirinde olacak bir şey. Ancak tabii ki önemli bir mücadele, önemli bir adım. Dediğiniz gibi işte bakanımız tarafından açıklamalar, adetler var. Bu noktada Türkiye dünya ölçeğinde dünyadaki en büyük ikinci müteahhitlik şirketi. İnsan kaynağı, iş ekip makinesi, malzeme, materyal doğrultusunda elimizde kaynaklar var. Bunu en hızlı bir şekilde, günümüzde demin de bahsettiğim gibi hani barınma en temel ihtiyaç ve çok hızlı bir şekilde vatandaşlarımızı konteyner kentlerden güvenli yuvalarına ulaştırmamız lazım. Bu sebepten dolayı da en hızlı bir şekilde üretmek doğrultusunda, üretim yapılması doğrultusunda çalışmalar devam ediyor. Tabii ki çok büyük bir adet, 500 bin adet. Bu zaten herhalde 6. aydan itibaren teslimler başlayacakmış TOKİ konutlarında. Mesela işte sizin projenizde kaç konut var İnanç Kabadayı Osmaniye tarafında? 5000. 5000 konut var. O hızlı, yani 5000 konut çok hızlı bir şekilde yapılabilecek şey. Çünkü Türkiye'nin ihtiyacı 500 bin konut. Bunun 250 binini belki bir yıl içinde yapılacağı hesaplanıyor biliyorsunuz. Yani çok ciddi rakamlar. Ortalama Toplu Konut İdaresi bugüne kadar yıllık 100 bin konut yapabiliyordu ama hani bütün sektörün paydaşlarının, tüm sektör paydaşlarının desteğiyle bu 250 bin konut da yapılmaz bir konut değil, yapılabilir diye inanıyorum. Şimdi burada tabii arazide de bir değişiklik var. Hani belli şehirleşme alanlarının eski altyapı üzerine değil de fay hatlarının daha uzağına, daha doğru zeminlere taşınması gibi bir durum da herhalde söz konusu olacak. Biraz süreç uzayacak mı burada? Yani burada sadece yukarıyı değil, hani ciddi bir altyapıyı da herhalde planlamak gerekebilecek belli. Bilemiyorum, mesela Osmaniye için geçerli mi? Mesela size belli bir arazi, belli bir herhalde bir alan gösterdiler diye düşünüyorum. Hani buraya göre projelendirmenizi yapın şeklinde. Tabii demin bahsettiğim gibi rezerv alan deniyor bu alanlara. Bunlar işte dediğiniz gibi yeni konutların üretilmesi için planlanan tarım dışı alanları kastediyor. Evet, altyapısı olmayan muhtemelen. Aynen, kesinlikle. Tabii biliyorsunuz Dünya Bankası, TEPA birçok araştırmalar yapıldı. İşte 60 milyar, 100 milyar dolarlık bir maliyetten bahsediliyor Türkiye ekonomisi üzerine oluşturacağı bunun. Çok büyük rakamlar bu gerçekten. Ancak bizlerin de gerçekleştirdiği tüm projeler, dediğiniz gibi yani depreme dayanık, ki zaten nihayetinde şuraya da açıklığa kavuşturmam lazım. Buyurun. 6 tane zemin tipi vardır. Bunların 5'inde zaten istediğiniz binayı üretebilirsiniz. Sadece zemine doğru gerekli altyapıyı ve yani güçlendirmeyi, zemin iyileştirmesini yapmanız şartıyla. Biz hani EGEP olarak
şöyle söyleyeyim, denizin kenarında, sıfır denizin kenarında dahi deniz seviyesinden 25 metre aşağıya bina yaptık ve bu binada hani çok uluslararası bir mühendislik hizmeti aldı firmamız tarafından ve yaptık. Hani evet. Sebepten dolayı maliyet hani, daha yüksek oluyor herhalde. Kesinlikle sizin doğru mühendislik, doğru planlama yapmanız lazım ve tabii ki zemini iyileştirmenin getirdiği maliyet var. Bu sebepten dolayı hani toplumda hani kötü zemine yapılmaz, iyi zemine ev yapılabilir bir algı olmaması lazım. Peki. Her zemine ev yapılabilir ama dediğiniz gibi doğru mühendislik hizmetini alması lazım o binanın. Hem zemin iyileştirmesi açısından, hem zemin güçlendirmesi açısından, hem de yapının üretimi açısından. Evet. Diğer sorunuza gelmem gerekirse şehirlerin planlanması ile ilgili şu an biz rezerv alanları çalışıyoruz. Ancak şu an yıkıma uğrayan işte bir ağırlıklı olarak da biliyorsunuz zemin sıvılaşması denen biraz da işte Hatay'da, işte evet, Maraş'ta, evet, zemin sıvılaşmasından dolayı ciddi şekilde yıkım oldu biraz Hatay'da. Bu bölgelerde de hani ileriki dönemlerde tahminim yine tabii şehrin yani çok kadim bir medeniyet. Biraz da Hatay yani binlerce yıl geçmişe dayanıyor. Belki yoğunluğu biraz azaltarak önümüzdeki dönemde yine gerekli zemin iyileştirmeleri yaparak yine tarihi eserlerimiz var. Çok değerli tarihi eserler var. Birçok medeniyetin yaşadığı. Bunların da tabii güçlendirilerek hani ve korunarak aslında yeni şehirlerimizi sürdürülebilir, modern, altyapısı ve şehircilik açısından doğru planlanmış yerlerimizde bu bölgelerde planlayacağız. Tabii yani İnanç Kabadayı mesela Hatay'da mevcut zemin güçlendirilerek mi yeni bir konut üretimine gidilir? Yoksa illa da kaydırılacak mı mesela Hatay'da biraz daha şehir? Yani eski Hatay'ın olduğu yerde mi göreceğiz yeni imalatları ama daha güçlü bir mühendislik altyapısıyla? Ne diyorsunuz? Şu an ilk planda şeyde daha çok rezerv alan dediğimiz bu yıkımın olduğu bölgelerde değil. Çünkü o bölgelerde de biliyorsunuz hani enkazın kaldırılması, altyapının düzenlenmesi neredeyse herhalde zaman bir yıla alacaktır. Yaklaşacak. Tabii onları ikinci aşamada düşünmek lazım. Şu an demin de bahsettiğim gibi rezerv alanlarda vatandaşımızın ihtiyacı olan konutları çok hızlı bir şekilde üretmemiz lazım aslında. Hani ilk aşamadaki planlama bu olacaktır diye düşünüyorum. Buradaki önemli bir konuya da değinmem lazım. Bizim ürettiğimiz rezerv alanlarla şehir merkezi dediğimiz bu esas yıkımın olduğu şehir merkezlerin de altyapı, yol, ulaşım bağlantısına çok doğru planlamak lazım. Çünkü sadece yaşamla değil biliyorsunuz işle vesaireyle de entegre olması lazım. Ticari hayatla yaşamı da entegre etmemiz lazım. Bu sebepten dolayı bu tür planlamaların da doğru bir şekilde planlanması lazım. Bu çalışmalarla beraber İnşallah bu afetin altından İnşallah. Millet olarak hep beraber hızlı bir şekilde kalkarız. Biz yani mesela İstanbul'da rezerv alan dediğimiz zaman araya giriyorum kusura bakmayın. Böyle biraz kuzey malum daha güçlü bir zemine sahip ama kuzeyde de ciddi bir orman varlığı olduğunu görüyoruz. Yani burada da aslında hani bir sürü engel, bir sürü mani de çıkabiliyor karşımıza. Dilerseniz çok hızlıca biraz denetim tarafında konuşacağım. Gerçi aslında bir veteremiz de var. Hani onu bir aradan hemen bir izleyenlere aktaralım. Çünkü bu depremde biz özellikle inşaat demirinin de taşıyıcı sistemler kadar hani güçlendirici bir unsur olarak ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gözümüzle görmüş olduk. İşte kullanılan incecik demirler vesaire. Bunlarla ilgili bir karar alınmış İnanç Bey. Oradan biraz denetime geçelim. Hızlıca bir izleyelim. Bu inşaat demirleriyle ilgili bir İDİS, inşaat demiri izleme sistemi kuruluyor. Hani bundan sonra kafamıza göre demir kullanamıyoruz üreteceğimiz konutlarda. Dolayısıyla taşıyabilecek o sistemleri demirin şeyi belli. Artık kodu, şartları, kualifikasyonu belli olacak. Bir izleyelim bakalım. Resmi gazetede yayımlanan tebliğe göre tüm aşamalarda takip edilmesi için inşaat demiri izleme sistemi kurulacak. Sistemde üretim, ithalat, kullanım ve laboratuvar deneyleri dahil tüm süreçler izlenecek. Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü tarafından kurulacak sistem kapsamında üretici veya ithalatçı tarafından inşaat demirine güvenlikli etiket veya güvenlikli işaret uygulanması, üretim faaliyetleriyle ilgili temel verilerin izlenmesi ve merkezi sisteme veri aktarılması, üretici, ihracatçı, ithalatçı, toptancı, bayi,
tüccar, inşaatta kullanım ve laboratuvar deneyleri dahil teslim işlemlerinin izlenmesi ve takip edilmesi bulunuyor. Verilerin Darphane tarafından Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ve gibi aktarılması gerekiyor. Yeni düzenlemeyle beraber inşaat demiri izleme sistemi dışında inşaat demiri üretimi, ihracatı, ithalatı, alışı, satışı ve kullanımı yapılmayacak. Mevcut inşaat demiri üretenler, ithal edenler, ihracatçılar, toptancılar, bayiler, tüccarlar ve yapı müteahhitlerinin 1 Ocak 2024 tarihinden önce sisteme geçmesi gerekiyor. Evet, Ege Yapı İnanç Kabadayı hemen devam edelim. Şu denetimin sonu olmayacak herhalde. Yaşadığımız bu büyük afet tecrübesinden sonra ve acısından, ızdırabından sonra pek çok aşamada denetimin devreye girdiğini göreceğiz. Herhalde demirle ilgili bu izleme sistemi önemli bir adım. Beklentileriniz nedir İnanç Kabadayı? Hani sizin gibi bir profesyonel bir firma ayrı bir tarafı ama işte malum bizde müteahhitlik dediğimiz sistem enteresan işleyen bir sistem. Neredeyse hemen herkes bir binayı yapmaya kendini ehil sayabiliyor. Dolayısıyla başka ne gibi denetimler olması lazım? Neler önerirsiniz? Tabii bu gerçekten önemli bir konu. Belli çalışmalar var. İşte markalı konut üreticileri, toplu konut idaresi, emlak konut, büyük şehirlerin bitleri dediğimiz gayrimenkul geliştiren iştiraklerini çıkart topladığımızda toplam sektörün aslında %18-20'sini kapsayabiliyor. %80 dediğiniz gibi daha orta ve küçük ölçekli üreticiler tarafından gerçekleştiriliyor. Geçmiş dönemlerde bilhassa Yapı Denetim Kanunu 2011'de çıktıktan sonra bu süreçler bir miktar düzene girmişti. Depremden etkilenen konutlarda yapı denetim hizmeti almış konutlarından zarar görenlerin oranında yanlış söylemiyorsam %3'ler civarında en son bakanlığın web sitesinde kontrol etmiştim. Bu da aslında yapı denetim sisteminin çalıştığını biraz daha da güçlendirilmesi ve denetiminin daha sağlıklı hale getirilmesi gerektiğini net bir şekilde gösteriyor. O konuda da artılar var, eksiler var, tartışılan konular var ama genel olarak sistemin çalıştığını söyleyebiliriz. Hı hı. Diğer taraftan da yapı denetim kanunuyla beraber bugüne kadar tüm binalarda dökülen, yapı denetim hizmeti alan binalardaki dökülen betonlar çiple kontrol ediliyor ve takip ediliyordu. Şimdi aynı yöntem inşaat demirine gelmiş olması da bence sevindirici. Bu önemli bir konu. Bunun da önümüzdeki dönemlerde kesinlikle olumlu etkisini göreceğiz diye düşünüyorum. Bir taraftan hem inşaat demirinin kalitesi, koyulan miktar, yani harcanan miktar vesairenin takibi için bence çok önemli bir konu. Diğer taraftan da yine aynı şekilde bizlerin yapı denetim sürecinde, yapı denetimlerin bilhassa belli ölçeğin altındaki projelerde veya işte bu noktada belli kriterler getirilebilir. İşte firma bünyesinde çalışan mühendis sayısının belli bir rakamın altında olan binalarda süreci başından alarak, çünkü şu an için yapı denetimler ruhsatla beraber süreci devreye giriyorlar. Başından alarak işte zemin etüt, projenin denetlenmesi, projenin mekanik, elektrik, statik, mimari projelerin, altyapı projelerin entegrasyonu gibi alanlarda da gerekli denetimleri yaparsa küçük ölçekli binalarda bence sistemin tamamen kontrol altına alınmasını sağlar. Diğer bir konu da önemli olduğunu inandığım bir konu da profesyonel mühendislik. Aslında Türkiye'de de o noktada belli çalışmalar yapıldı. Yetkin mühendislik tanımı var. Dünyada da işte genelde professional contractor diye bir tanım var. Üniversiteden mezun olduktan sonra belli bir süre çalışıyorsunuz ve ondan sonra gerçekten detaylı kapsamlı bir sınavla beraber o sınavı geçtiğiniz anda bir yetki belgesi, ilave bir belge alıyorsunuz ve profesyonel müteahhit oluyorsunuz. Bu tür bir düzenlemenin de önümüzdeki dönemde gelmesi ihtiyacı olabilir. Çünkü demin bahsettiğiniz gibi yani yatırımcı olarak herkes tabii ki gayrimenkule yatırım yapmayı isteyebilir ama profesyonel müteahhitlere yani doğru teknik ve mühendislik hizmetin alması gerçekten çok önemli. Bu noktadaki sistemi güçlendirmemiz lazım. Ve bir diğer konu da yine basında işte depremden zarar gören veya yıkılan binalarda tartışılan bir konu. İşte dükkandan dolayı kolon kesilmesi vesaire gibi binanın ana taşıyıcılarına zarar verilmesi gibi konular var. Bu noktada da sadece binayı teslim ettikten sonra süreç bitmiyor biliyorsunuz. Bu binaların ortalama betonarme bir binanın sağlıklı ömrü 50 yıldır. 50. yıldan sonra bina bir test edilir, gerekirse güçlendirilir, gerekirse güçlendirmeyle de bina sağlıklı hale gelmiyorsa da yıkılır ve yeniden yıkılır. Ortalama 50 yıl civarında bir ekonomik ömrü var diyelim betonarme binanın. Bu sebepten dolayı 5 yılda bir belki mevcut tamamlanmış, iskan almış binaların da yine belli bir denetimle kontrol edilmesi, belki ilgili belediyeler tarafından ve binanın yapısal sistemiyle ilgili bir
hasar var mı, bir değişiklik var mı, bir düzenleme var mı, bunları kontrol etmek lazım. Diğer taraftan da şeyde değinmem lazım, o da bence çok önemli bir adımdı. Geçtiğimiz dönemde artık belli bir yüksek üzerindeki binalar zaten AFAD tarafından devamlı binanın üzerindeki dedektörlerle beraber denetleniyor. Binanın salınımı, binanın performansı, binada bir hasar oldu mu yüksek binalar için denetleniyor. Bunun gibi daha alçak katlı binalarda da belki fiziksel bir kontrolle binanın yapı sistemiyle bir oynama oldu mu, bir ilave oldu mu, bir düzenleme oldu mu, bunların da takip edilmesi ilerideki yaşayacağımız nihayetinde artık tekrar hatırlamış olduk, biliyorduk ama hatırlamış olduk. Deprem kuşağında, %70'i deprem kuşağında olan bir ülke olarak bizim binalarımızı hem sağlıklı ve depreme karşı güvenli bir şekilde üretmemiz lazım ve depreme karşı güvenli bir şekilde de korumamız lazım. Bu adımlarla beraber denetim sisteminin daha güçlendirilmesiyle beraber güvenli, güçlü binalarımızı daha rahatça inşa ederiz ve koruruz. Çok kısa, vaktim de kalmadı ama hani özellikle biz biraz şu dikey binalara çok ilgi duyduk ya, yani Anadolu'da bile hani arazinin çok da öyle aman aman olmadığı yerlerde bile metrekare birim maliyetinin böyle herkes dikine doğru gidiyor. Hep bir yatay mimariye geri dönülmesi gerektiğinden söz edildi. Siz Ege Yapı olarak bu konudaki fikrinizi hem sorayım hem de bu rezerv alan, Osmaniye'deki rezerv alan için böyle dikey mi yatay mı ne planlıyorsunuz? Bakanlık size hani böyle biraz daha yatay mimariye geçiş konusunda bir şeyi oldu mu yönlendirmesi İnanç Bey? Tabii şöyle, zaten ağırlıklı olarak hatırlarsanız uzun yıllardır, son 5-6 yıldır da yatay mimariye yönelik konusunda ciddi teveccüh yönlendirme var. Evet. Bizde hani Ege Yapı olarak son dönemde yaptığımız tüm projeler yatay mimariye uygun. Ama yatay mimari yapıyoruz diye konutta hani yüksek katlı bina yapılmayacak diye bir şey yok. Hı hı. Onun da yapılması lazım. Çünkü bilhassa büyük şehirlerde, nüfusun yoğun olduğu bölgelerde belli yüksek katlı, belli bir yüksekliğe kadar binalar yapılmasında bir engel olmaması lazım. Ama ağırlıklı olarak hem Osmaniye'de şu an planladığımız bölgedeki binalar tamamen yatay mimariye uygun. Zemin artı 4, zemin artı 5 katlı binalar oluyor. Ama tabii ki doğru mühendislik hizmeti aldıktan sonra yatay veya yüksek katlı binalar yapılmasıyla ilgili bir engel yok. Ama biz demin de bahsettiğim gibi son dönemde birçok projemizi aslında yatay mimariye uygun yaptık, ama yatay mimaridaki illa 4-5 katlı, yani 4 katlı yaptığımız binalarımız da var, 30 katlı yaptığımız binalarımız da var. Önemli olan doğru mühendislik hizmetini alması binanın. Peki İnanç Bey, vaktim yok, yönetmenim de Ayşe de bana kızıyor ama pek çok da projeye başlayacağınızı ifade etmiştiniz hem İstanbul'da hem Ege'de. Dolayısıyla biraz arz tarafına da çok önemsiyoruz ya, fiyatların düşmesi için arzın çoğalması şart. Aslında Ege Yapı olarak önünüzde ciddi bir hani task de, bir görev de sizi bekliyor olabilir. Daha henüz belli değil dediniz. Nisan gibi ancak proje teslimi, ondan sonra imalat tarafında bir Ankara'nın ihaleye çıkacağını söylediniz, özellikle deprem konutları ile ilgili. Başladınız mı projelere? Konut arzına dair, maliyete dair çok kısa bir cümle alacağım. Tamam, çok hızlı söyleyeyim sizin de fazla zamanınızı almadan. Biz şu an İstanbul ve İzmir'de bu yılbaşının, geçtiğimiz yılbaşında yaptığımız basın toplantımızda ve bu yılbaşında bilgilendirmeyle beraber yaklaşık 7 projeyle İstanbul İzmir'de 7 milyar TL'lik yatırım adımına başlamıştık. Bunların 4 tanesini bu yıl başlamış olacağız. Bir taraftan tabii ki inşaat maliyet endeksini takip ediyoruz. Dikkatle bir şekilde yukarı yönlü devam ediyor. Tabii ki depremin etkisiyle beraber inşaat malzemesine, bilhassa demir, beton gibi temel, çimento gibi temel malzemelere yoğun ilgi ve talep olmasını ve bunun da fiyatları yukarı yönlü iteceğini net bir şekilde gözlemliyoruz ve onu yaşıyoruz aslında. Tabii ki önümüzdeki dönemde yine kesinlikle yani maliyet, arsa maliyeti, üretim maliyeti, tüketicinin istediği konuta ulaşabilmesi noktasında bir dengeleme, bir çalışma yapılması kesinlikle gerekiyor. Ben yani çok uzatmayayım aslında, daha detaylı. Çok konuşacak konum var, sorun var aslında. Size çok hazırlık yaptım ama sürem bitti. İnanç Bey, stüdyoda bekleyelim. Telefonda da çok şey olmuyor. Lütfen burada ağırlayalım sizi. Geçen yayında da söylemiştim. Bir vakit yaratın, çok da yoğunsunuz biliyorum ama herhalde yine şu arazi konusundaki ısrarınızı sürdüreceksiniz diye düşünüyorum ben. Çünkü maliyetler aşağı inmediği gibi daha da yukarı çıkacağı belli. Özellikle böyle bir depremin ardından arazi tarafında, arazi geliştirme tarafında mutlaka kamunun bir desteği olmalı herhalde bundan sonraki özel projelere. Çok teşekkür ediyorum.
Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Evet, Mersi. Evet, Ege Yapı'dan dinlemiş olduk. Osmaniye tarafındaki deprem konutlarının projelendirme aşamasında görevli olduklarını, imalat tarafında olmadıklarını söyledi henüz. İmalat tarafının daha sonra bir ihaleye çıkılarak daha sonra belirleneceğini Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından bir kez daha bir basın açıklaması yaptık ama bir kez daha sizin yayınınıza da söyleyeyim dedi. Durum bu, tablo bu. Konuşacak çok konu var kentleşmeye dair. İnşallah kentleşmeyi başaracağız millet olarak. Yani bir köyden kente geçiş zihniyetinin en önemli göstergesi malum. Doğru düzgün kentler kurabilmek, iyi planlar üzerine. İnşallah şu müteahhitlik sistemi de değişecek Allah'ın izniyle. Orada da bir mühendislik üzerine kurulu bir müteahhitlik sistemi gelecek herhalde. Bu acı bitmez çünkü Türkiye'de. Pek çok afete açık bir Anadolu coğrafyasından bahsediyoruz. Yine sel felaketinde de hayatını kaybeden vatandaşlarımıza başsağlığı diliyoruz. Çok geçmiş olsun diyoruz depremzedelere. Yarın yeniden buluşuncaya dek ben Ahu Rakçıoğlu. Sağlıkla kalın. Görüşmek üzere.